Ne kokuyor burada ya? Bir şey kok... Kahve mi içtiniz siz ya? Kahve kokuyor burası. Sabri ile kardeşin akşama kadar burada kahveyle oynadılar. Aynen abi. Barista oluyorum da onu öğreniyorum. Barista ne oğlum? Bana bak, siyasi bir şey mi? Bir siyasete bulaşmadığın kaldı Erkut. Bak olaylara karışma. Ya yok abi ya, ne siyaseti? Ben sevmem siyaset. Ben ticaret adamıyım yani. Böyle büyük kafelerde önlüklü önlüklü tipler var ya. Hani böyle kocaman böyle şeylerde, makinalarda kahve yapıyorlar. Onu öğreniyorum işte. İyi. Yarını nasıl yapalım? İstiyorsan ben kahveden başlayayım. Yok abi. Yenge dur. Yarını şöyle yapın bak. Şimdi. Yazı tura atıyorum, tamam mı? Yazı gelirse sen abi, tura gelirsen de sen. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi bakalım. Aha vallahi tura geldi. Ne? Şimdi kahveyi yarın sen mi içeceksin? Evet anne, o kadar anlattım ya. Abi başında da ben duracağım anne, merak etme. He, dur dur. Bana bak, doğru düzgün şeyler giy üstüne, beni deli etme. Ne istersem onu giyerim Rıza. Allah Allah, rahat şeyler giyeceğim giderken. Rıza, nasıl konuşmalar bunlar ya? Böyle konuşmalar işte. Ben sana karışıyorum mu ne giyiyorsun diye. Sen niye bana karışıyorsun? Karışma. Pişt. Tamam. Estağfurullah. Ya. Yaptı olma diye beni. Ceyda, çekil git şuradan. Çıkacağım. Git. Gideceğim, merak etme. Burada kalacak değilim. Şimdilik. Zamanı geldiğinde tabii. Gerçi yok ya. O zaman da burada kalmayız. Kerem'le ayrı bir eve taşınırız biz. Ya ben buradaki herkesi çok sevsem de 700 kişiyle birlikte yaşayamam. Ceyda, sen iyi misin? Bak, senin için endişelenmeye başlıyorum. Üzülüyorum. Gerçekten. Ya senin gitmen için seni kovduk. Daha ne yapmamız gerekiyor? Benim yerimde olmak için neler yapmazdın değil mi? Ben mi? Ceyda, sen kafayı Kerem'e takmışsın ve şu an Kerem'le evli olan benim. Yani sen benim yerimde olmak istiyorsun. Niye senin yerinde olmak isteyeyim ki? Kerem aşık mı sana? Evet Ceyda, biz Kerem'le boşanmak için evlendik. Boşanacağız da. Ama sonra ne olacak? Kerem seninle mi olacak? Sen de mi evlenecek zannediyorsun? Başka kadınlarla olacak, başka biriyle evlenecek. Senin bu yaptıklarından sonra Kerem sana bakar mı? Seninle olmak ister mi? Sen de ondan ufacık bir ilgi kırıntısı görmek için böyle tuzaklar kuracaksın, entrikalar çevireceksin. Saçma sapan şeyler yapacaksın yani. Ama o kadar. Yani yaptıklarında kalacaksın. Kerem hiçbir zaman seninle olmayacak. Bu oyun uzun sürmeyecek. Daha fazla zarar veremeyeceksin hiç kimseye yalanlarınla. Ya kızım, sen manyak mısın ya? Ben kimseye zarar vermedim. Sen yaptın. Ya Muhsin Baba senin yüzünden kalp krizi geçirdi. Adam ölüyordu be. Böyle bir şey olsun hiçbir zaman istemedim. Ama herkes ölüyor. Hepimiz öleceğiz. Evrenin yasalarını ben yazmıyorum ki. Ben sadece kendi hikayemi yazıyorum. Ve bu hikayede sana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Sana şahane bir final düşünüyorum, biliyor musun? Çok sevdiğin Muhsin Baba'nın yüzüne bile bakamayacak halde bu evden çıkıp gittiğin bir final. İstediğini yap Ceyda. Oyun oynamışlar de, ne dersen de. Ben senden korkmuyorum. Ama senin yüzünden Muhsin Baba'ya zarar gelirse... sen benden kork. Çekil çıkacağım, çekil. Söylediklerim Kerem'e zarar verirsen de geçerli. Birbirlerini korumaya başlamışlar. Bunların yolunu en kısa zamanda kesmeli ama nasıl? Nasıl? Kerem. Ceyda etrafında olmamalı. Ne seninle ne de ailenle bir ilişkisi kalmamalı. Hayda. Ya söylediğim şeyi bir ciddiye alıp beni bir dinler misin? Bir bildiği var Ayşe'nin der misin? Ne ilişkisinden bahsediyorsun? İş yapıyoruz burada sadece. Bu iş yani pasta kesilmeden yapılmıyor mu? İlla evine mi gelmesi gerekiyor? Ne oluyor ya gece gece? Ha Kerem, Ceyda sana kafayı takmış. Ne olursa olsun ben ne yaparsam yapayım Kerem'i elde edeceğim diyor. Ben Kerem'le olacağım diyor. Bunun için her şeyi yaparım diyor.
Tamam da ben mi çağırdım gel pasta keselim diye? Annemin kankası, ben ne yapayım? Sen de Ceyda ne yaparsa yapsın ona bir set koyamıyorsun. Sen ona böyle yalandan böyle bir iki bir şey söylüyorsun. Ondan sonra hayatına Ceyda ile olan ilişkine kaldığın yerden devam ediyorsun. Ceyda da yüz buluyor işte. Ya sen ona böyle yaparsan gelir. Ya sen onu şirketten kovdun ya, gitmedi, geri geldi. Sen ona böyle her seferinde kapını açarsan hiç gitmez. Sen benimle dalga mı geçiyorsun şu anda? Ha? Ben Ceyda'ya sabrediyorum ya, katlanıyorum. Delirip de başımıza bela açmasın diye. Tutturmuşsun Ceyda da Ceyda. Sen hiç benim halimi, hatırımı sordun mu? Kerem ne halde diye düşünüyor musun? En azından kendi kendine. Bu çocuk içinde neler yaşıyor acaba diye düşünüyor musun? Ha? Ben bu şirketi batırırsam, babam ölmese ruhu ölür, paramparça olur adam. Hayatına 30 senesini vermiş, dişiyle, emeğiyle bir yerlere getirmiş. Onun yok olmasına ben sebep olacağım, öyle mi? Ha, annem der, canın sağ olsun oğlum der. Ama sen de biliyorsun, onun o hayal kırıklığına uğramış yüzüne hep ben bakacağım. Yeğenim büyüyünce de anlatırlar. İşte biz bir zamanlar varlıklıydık, koskoca şirketimiz vardı. İşte amcana teslim edelim dedik, o da berbat etti, her şeyi batırdı derler. 250 kişinin karşısına geçeyim şirkette. Arkadaşlar denedik, olmadı. Sağlık olsun, hakkınızı helal edin derim. Değil mi? Bu kadar basit çünkü. Ben her gün bu kaygıyla, bu sorumlulukla yaşıyorum. Sen de tutturmuşsun, Ceyda neler yapabilir? İlişkiymiş. Yeter ya, yerim kalmadı artık. Sen herkesi düşünüyorsun yani, herkesi saydın Kerem. Ama kendini düşünmüyorsun. Onu sen düşünüyorsun ya işte, her zaman. Her şeyin en doğrusunu sen biliyorsun çünkü. Sağ ol. Büyük yük kalktı üzerimden. Ceyda değil, hiç kimse değil, ben suçluyum değil mi? Ayşe suçlu. Ya ben sana söylüyorum ama ben kendime hatırlatmalıyım aslında bunu. Benim, bende bir hata var. Yani Kerem'in başına ne gelirse gelsin bana ne diyeyim? Kerem istediğini yapsın, istediği gibi yaşasın diyeyim. Değil mi? Bana ne? Ben 2-3 gün sonra bu evden de, Kerem'in hayatından da gideceğim diyeyim. Sus diyeyim Ayşe, değil mi? Sus artık, yeter diyeyim. Kendime diyeyim ama. Tamam, işte bir dahakine yapmazsın. Kendini başkalarının insafına bırakmazsın. Aldın mı dersini? Aldım. Ben dersimi aldım. Ceyda konusunda da, başka konularda da. Ama yeni hayatımda öyle yaparım Kerem. Bana ne Ayşe olur adım. Bana ne Ayşe derler arkamdan. Vallahi. Yaparım yani. Çok da önemli olmaz. Aradın mı sen avukatı? Aradım tabii. Benim listemin en üstünde o yazıyor zaten. İnan senden daha çok istiyorum boşanmayı. Biz bir boşanalım da. Böyle birbirimizin hayatından çıkalım, istediğimiz gibi yaşayalım da. En çok sen iste ya Kerem, ben istemeyen olayım, fark etmez. Niye uzatıyorsun şu an? Gideceğiz dedik ya. Uzatmıyorum. Yarın ilk iş, uyanır uyanmaz. Hatta rüyalarımızda çıkalım yola. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?